Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayım iki gündür yoktum herkes soruyor iki gündür neredesin iki gündür olmayınca herhalde insanlar merak ediyorlar bir alışkanlık oluşturduk yani bu çok hoş bir durum öncelikle teşekkür ediyorum Yani bir problem yoktu alem yanımdaydı alemleydim dün de arabamızın lastiği patladı Öyle sıkıntılar oldu havaalanına kardeşimi bıraktım vesaire. Yani evde bulunamadım iki gündür o yüzden video atamadım arkadaşlar. Ve en büyük şeylerden birisi de aslında gündem yok. Ama bakıyorum YouTube'da gündem uçuşuyor. Sürekli transfere son dakika, transfere son dakika videoları çıkıyor. Ama ben dedim yani transfer kapandı bence. Bence transfer bitmişti ki bu videoda söylüyorum Trabzonspor transferi %98 ihtimalle kapadı. Ee, ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar onda bir beyin oranını tutturmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum buna dikkat ettiğiniz için. Ayrıca abone olmayı unutmayalım. Hala %50'den fazlası abone olmayanlar izliyor beni. Ee, ve yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın ki yorumlar üzerine bir iki e, konuşmamda bir iki cevabım da olacak arkadaşlar. Burada interaktif e, iletişim halindeyiz. Şimdi bildiğiniz gibi hazır bir videosu yapmıştım. Pardon, Bradaric videosu yapmıştım. Orada Trabzonspor'un Bradaric'te ilgisi olduğunu söylemiştim ama transferin oyuncuya bağlı olduğu durumunu sizlere paylaşmıştım. E, transfer büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek. Aslında yani Avrupa kadrosunda bulun, Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunmaması Bradaric için ben ayrılacak yönünde bakıyordum ama ayrılmadı oyuncu kararını Lille kulübünde kalmaktan yana kullandı. Ee, bir kıyaslama vermiştim. İşte Brother için oynadığı maç sayısı şey oynadığı aldığı dakika süresi yükseklerinden fazla demiştim. Tabii ki de arkadaşlar net bir kıyas kabul etmediğini ben de farkındayım. Sadece elinizde bir veri olsun diye paylaştım onlara. Yani yusuf takımın önemli bir oyuncusu. Şampiyon takımın oyuncusuydu Yusuf. Brother işte şampiyon takımda bu kadar süre yani Yusuf kadar süre almış bir oyuncu. Bu kıyaslamayı ve lig, ligimizde ligimize yani gelen bu kadar üst düzey oyuncuların ne kadar fark yarattığını hayal edin diye paylaşmıştım. Orada bir yanlış anlaşıldık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Diğer bir mevzu ise Azorovi konusu. Hakan Yoloğlu Hakan Yoloğlu'na referans göstererek Azorovi transferinin bittiğini sürekli yorumlara yazdınız. Hatta bana biraz sert dilde kullandınız. Dedikodu yaptığımı vesaire söylediniz. Hepinize saygım var. Ee, fakat dediğim gibi ben iki günde hem gündem olmadığı için hani bu transferin bir buçuk milyon bir milyon euro civarında olduğunu bildiğim için gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Bunun sebeplerinden birisi bir Azor'u ve keşfedilmiş bir oyuncu. Bence de bir buçuk milyon euro fazla bir milyon euro fazla. Ama özellikle Rusya tarafından oyuncuya teklif vardı. Bundan dolayı kulüpte bu tek ilginli olduğunu biliyor, koparabildiği kadar koparmaya başlıyor. Alkanyol olduğunu isim olarak biliyorum, ee, bir iki videosunu da izledim. Ee, yani yerel yerel, yerel yerel olarak da biliyorum, bildiğim biri ve kendisinin de kaynaklarına yüzde güveniyorum. Yani eski özellikle eski futbolcu tarafından çok kaynakları var ki oluyor yani transferlerde. Ben Trabzonspor'un anlaşmaya çok yakın olduğunda da onun söylediğine de güveniyorum. Çünkü Şota Erçil'le birebir muhabbeti olduğunu da biliyorum. Yattar birebir muhabbetinin de olduğunu biliyorum Hakan Yoloğlu'nun. Ee, açıkçası ben video, videolarına da baktım. Transferin gerçekleşeceğini düşünüyordum. Çünkü birebir yani muhabbeti olduğunu biliyordum ama böyle son dakikalarda olmayabiliyor. Ee, fakat işte şunu kestirememiş olabilir. O heyecan olabiliyor işte yani. 1 milyon, 1 milyon euro kokuyu aldı ya Gürcistan kulübü. Oradan aşağı düşmez. Ama şimdi şu Arçil gibi bir kaynak da bunu size söylüyorsa bunu paylaşmak zorundasınız. Fakat dediğim gibi %100 Trabzon tarafından bir transfer onaylanmadıysa transfer orada bile gerçekleşmiş sayılmayabiliyor. Ki biliyorsunuz yani Dorukhan'a birine verdim. Cornelius'u, Hamsi vesaire. Yani beni bile bilenler biliyor. Herkes başka yerden ilk söylediğini düşünüyorlar ama yani bunları ben burada size söylüyordum. Benim bu kaynaklarımın hepsi yerel Trabzon bir üretim içinde olduğu için doğru çıkıyor ama e, dediğim gibi yani ben yalan atmamış oldum dedikodu yapmamış oldum ve bilgileri aktarıyordum sizlere kulübünde fazla para istemesinden dolayı transfer gerçekleşmedi böyle de bir cevap vereyim dedim e, ama tekrar diyorum Hakan Yaloğlu'nun ben kanalına da aboneyim Hakan Yaloğlu'nun bu arada yani arada izlerim çok izlemem Grey Kaca biraz daha fazla izliyorum. Arada bakıyorum ona da. Ee, ama onun yan attığını düşünmüyorum. Sadece oluyor son dakikada ki ben gerçekleşeceğini düşünüyordum. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi gelelim sol bek Başlıktaki mevzuya 5 dakikadır başka konu anlatıyoruz ama az önce bir konusunu anlatmam gerekiyordu. gerçekleşme gerçekleşmeyen bir transferden daha bahsedeceğiz. Bunları niye bahsediyorum? Bu videoyu izle, iz, izlerseniz gereksiz heyecana kapılmayın diye bir yandan yapıyorum ki transferin ben kapandığını size söylüyorum. Şunu da söyleyeyim sol bekte ben yedek olarak Tronsen Densil oynayacaktır. Eğer İsmail devre arasına kadar idare etmediğinin farkına varıldığında şu an böyle bir durum yok. Atıyorum yani olmuyor ya orası olmuyor diyelim. İsmail insanı kanser ediyor diyelim. Hiç olmuyor. Büyük ihtimalle Tronsen kiralık yollanır. Kontajdan açılır ve o anki piyasadan 6 aylık mı 1.5 yıllık mı bir kiralık oyuncu hamlesi yapılır. Ki ben hep size bunu söylüyordum. Yani örnek verilirse işte NDI hamlesi gibi. Bence NDI'nin performansı fena değildi. Olmadı ama çok da kötü bir performansı değildi. İşte şey Cilerme, Da Costa gibi vesaire. Ama direkt oynayacak yani monte edeceğim bir oyuncu olması gerekiyor. Öyle bir şey yapılabilir. Ama şu an yani İsmail oynayacaktır ki sadece Trabzonspor'da böyle karın ağrıları yok. Mesela Beşiktaş'ta da bence Salih karın ağrısı. Salih'i çok tutmuyorum. Ama yani mesela yani Pia, şimdi orada Pjanic, teşera vesaire bunlar nasıl oynatacaksın? Salih oynatmak zorunda kalıyorsun. İşte Galatasaray'da Mesela Taylan yaktı Galatasaray'ı. İşte Kerem. Kerem fena oynamıyor da yani çok. Mesela Abdülkadir Ömür bence daha iyi oyuncu Kerem'den. Yani her takımda böyle sorunlar var. Fenerbahçe'de bu sorun yok. Fenerbahçe'de İrfan vesaire onlar. Beğendiğim oyuncular. Ama yani her takımda böyle sorunlar oluyor arkadaşlar. O yüzden e, İsmail mevzutunu çok aşırı büyütmeye gerek yok. Yani mesela Uğur Çiftçi çok para istiyorlar. E, ve Uğur Çiftçi geldiğinde o da bir buçuk milyon euro civarı para isteniyor. 30 yaşına yaklaşmış bir oyuncu. Ayrıca yani büyük takımda ne performans vereceğini bilmiyoruz. Yani İsmail büyük takım performansını biliyoruz. İsmail Fenerbahçe'nin arkasına top kaçırıyordu. Beşiktaş'tayken arkasına top kaçırıyordu. Ne yapacağını biliyoruz. Ama yani Uğur çiftçiyi çok bilmiyoruz. Şimdi geçelim Real Madrid mevzusuna arkadaşlar. Şimdi Trabzon yani haber 61'in haberine göre arkadaşlar Trabzonspor o da As'ı kaynak gösteriyor. Bildiğiniz gibi As Barcelona'da bir gazete. Yani iyi de bir gazete. Real Madrid'in 20 yaşındaki genç yeteneği Miguel Gutiérrez'e teklif götürdü. Real Madrid altyapısından yetişen ve A takıma çıkan Gutiérrez Trabzonspor'a kiralamak istedi. Ama kulübü e, satılık veya kiralık diyerek reddetti. Ben bu habere baktım. As'ta bulamadım. Fakat yani haber atmış bir bir iki yeri kaynak göstermiş vesaire. Ee, gene yani çok bulamadım açıkçası yani nereye kaynak gösterildi vesaire diye ee, oyuncu hakkında şöyle bilgi vereyim bildiğiniz gibi Real Madrid Alaba'yı transfer etti. Alaba normalde sol bek oynuyor. Madrid'de ilk maçında sol stoper olarak başladı. Miguel Rodriguez sol bek olarak başladı ki ilk lig maçında. 83 dakika forma şansı giydiğinde söyleyeyim. Oyuncunun scout raporlarına da baktım. İlerim Wonderkid olarak gösteriliyor. 2001 doğumlu bir oyuncu. Yani Real Madrid'de Ancelotti şans veriyorsa kesinlikle bir potansiyeli vardır. Twitter'da bu haberin aslında ana kaynağı olarak Twitter'da ben gördüm. şeyde bir gazete haberi olarak değil de Twitter haberi olarak gördüm. Fakat dediğim gibi net bir haber olarak görmedim. Oyuncu Trabzonspor'a vermezler. Hayatta vermezler. Onu da söyleyeyim. İmkanı yok. bunun sebeplerinden birisi kadrosuna düşündüklerinden dolayı Solbek sol bek için de ben daha oyuncu gelmeyecek. Tekrar tekrara düşüyorum. Trabzonspor transferi kapattı. Bundan sonra ne olur? Abdullah Hoca Yeni Manatya maçında yapmıştı bunu. Sağ bekte Hüseyin'i oynatmıştı. Hatırlarsınız. Ee, zorluk seviyesi yüksek ve kanatları orta kesmeye müsait takımlara karşı sol bekçe bence Denzel oynar. Ee, şimdi bir de Yunus Mallı devreye girmesi gerekiyor. Berat'ın, Dorukan'ın ömürün performans yükseltmesi gerekiyor ki biz yabancı düşünelim sol beke. ya yani bunlar yükseltmeden de bunları düşünemeyiz. Onu sizlere paylaşayım. Trabzonspor 97 doğumlu altındaki yabancı hakkını kullanmayacak. Bence de içine sinmeyen bir oyuncu varsa da kullanmamakta haklı. Durum böyle. Biraz heyecansız bir video olmuş olabilir. Ama ya yani çekmek zorundaydım. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı paylaşmanızı istiyorum. İyi izlemeler.